Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hayırlı cumartesiler diyelim. Hafta sonları inşallah iyi olsun herkesin. Ben yine güne böyle nesfitle başladım. Yulaf ezmesi yüksek lif içerdiğinden dolayı size tokluk hissi sağlıyor. Ve vazgeçilmezim laktozsuz sütüm. Sindirimi kolay olduğu için arkadaşlar. Evet, fazla kaçırınca ara ara bu şekilde şey yapıyorum arkadaşlar. Telafi mi derler? Yok. Bu şekilde arayı kapatmaya çalışıyorum. Yani o günü daha hani az yiyerek geçiriyorum. Eğer bir gün fazla yediysem bir ertesi günü onu dengelemeye çalışıyorum. Denge kelimesini deminden beri arıyorum. Bulamadım. Evet. Bir ertesi günü onu dengelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer bir gün önce fazla kaçırdıysam. Evet. Bugün 4 Eylül 2021 Cumartesi. Hemen takvimimize geçiyoruz. Evet, bildiği ile amel edene Allahu Teala bilmediklerini ihsan eder. Hadis-i şerif arkadaşlar. Bildiği ile amel edene Allahu Teala bilmediklerini de ihsan edermiş. Evet, hemen tarihte bugün de geçelim. Bülent Kençer'in vefatı 2020, Sivas Kongresi 1919, Bilecik, Bozüyük ve Tire'nin kurtuluşları 1922. Evet. Hemen arka yaprağını çeviriyorum. Büyük bir heyecanla bakalım ne var. Tarih 1500 yıl önceki Anadolu medeniyeti. Okumak isteyene şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Okurken sizi sıkmayayım diye. Evet, şöyle. Burada da bir atasözü çıkıyormuş. Şunları yapınca oradaki ya harfinden başlayarak sağa sola yukarıya aşağıya doğru giderek diyor. 5 kelimeli atasözünü bulabilir misiniz diyor. Birazdan Allah Allah, neymiş ki bu, nasıl bu? Balan yok. Türüyü, koyuruyu, türüyü. Ortadaki ya harfinden başlayarak diyor. He. Sağa sola yukarı aşağı doğru giderek 5 kelimeli atasözü. Ya. Ay. Rüzgar uçurdu. Yalancının mumu yastığa kadar mı yanar? Yalancının mumu kadar, vallahi gözümle buldum arkadaşlar. Yalancının mumu yastığa kadar yanar. Vallahi buldum. Evet arkadaşlar, erkek ismi Enis, kız ismi Enise. Yemeklerden yine ezogelin çorbası, patlıcan kebabı, kadayıf. Vallahi billahi ben de bugün patlıcan kebabı yapacaktım ama sonradan vazgeçtim. Çünkü eşim belki de akşama dışarıda yeriz. O yüzden zaten dünden de ezogelin çorbam var. Yani patlıcan da kebabını da yapsaydım aynı şu listeyi de yapıyor olacakmışım. Ama kadayıf. Kadayıfı da dışarıdan aldık. Ayol. Değil mi? Evet, ben şunu yiyeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, söz verdiğim gibi tekrar bir sayfa açıyorum. Ve duyarlı kasmak başlıklı sayfayı okuyorum size. Duyar kasmak. Artık insanlar yüzünden duyarlı olmaya bile tedirgin oluyorsun bazen. Bir acı görüyorsun, kötü bir olaya şahit oluyorsun ve hislerini paylaşıyorsun. Biri atlıyor hemen, duyar kasma diye. Duyar kasmayı kim yapar biliyor musunuz? Gerçekten hiçbir şey hissetmediği halde hissediyormuş gibi konuşanlar veya paylaşım yapanlar. Peki nasıl anlarız aradaki farkı? Çok basit. İnsanların hayatına bakacaksınız. Eğer bir tek olayda böyle davranıyorsa veya sadece gündem olan olaylarda böyle davranıyorsa o insana bunu diyebilirsiniz belki. Gerçi ben hiçbir şekilde denmesini doğru bulmuyorum. En azından duyarlı olmaya çalışan birini iki yüzlülük yapsa dahi
soğutmamak lazım güzelliklerden. Belki gün gelir samimiyetle duyarlı davranır. Ne kadar zor devirde yaşıyoruz değil mi? Ya da her devir böyle zor muydu acaba? Bilemiyor bazen insan ne diyeceğini, ne yazacağını. Kendinden bile şüphe ediyor insan çoğu zaman. En azından duyarlı olmaya çalışıyorum. Samimi bir şekilde güzelliklere karşı duyarlı olmaya çabasındayım. Belki istenen kıvamda bir samimiyet yakalayamıyorum ama en azından boş vermiyorum. Siz de böyle kafa karışıklıkları yaşıyor musunuz? Bu çağın insanlara doğru bildiğimiz güzelliklerden bile kendimize şüphe ettiriyor sanki. Ne dersiniz? Böyle geldin, böyle gidiyorsun ey insanlık. Hep kazanayım derken bir şekilde kaybediyorsun. Son olarak şöyle bitirelim o zaman. Duyar kasmayalım, duyarlı olalım. Evet arkadaşlar, duyarlı olalım. Evet arkadaşlar, biz dışarı çıktık akşam yemeği için. Geze geze gidiyoruz arkadaşlar. Kolumun haline bakın. Merak edenler var, sordular bugün hep. Böyle yayıldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mağazadan bir şey baktı işim. Çıktık arkadaşlar. Niye koşuyorsun? Devam et. Hay Allah. Evet arkadaşlar, biz çıktık. Akşam yemeğine gidiyoruz değil mi? Başlangıç böyle mi oldu? Yok. Devamı bak. Ay, maskemiz, maske koymamışlar. Annem diyordu bana da vurdu. Çok güzel el. Marmara Devrimi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısınaymış bu. Vay be. Allah rahmet eylesin. Artık hava soğudu arkadaşlar. Artık pınar ince geliyor. Ay kolum ne kötü duruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan vurmadı, buradan vurdu. Hayla bak. Yolda ne oluyor? Sana bu sorun ne oluyor? Dayısı mı oluyor? Geldik galiba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben bundan mı yiyeceğim diyordum. Hazırlamışlar. Hazırlamışlar sen gelmeden. Şuna bir bakayım, ondan sonra ben de elimi yıkayayım. Adamı acılı. Ben yine her zamanki gibi tabii ki İskender. Akşam yemeği hafif olur. Bak yoğurt var. Ezmeler var. Aynen bana. Arkadaşlar biz bunu yiyip. Vallahi ekmeklerin güzelliğine bak. Abi ben sandım salata getirdim. Ama çiğ köfte de getiriyorlardı ya. Onu yok galiba. Çiğ köfte değil, şey getiriyordu. Peynir, çökelek, peynir, tereyağı. Yok hakikaten niye? Eksikliğe bakar mısın? Yazık gün hakkında yani. Bize yazık değil mi? Söyledik keşke. Tuzlu mu tuzsuz mu bu ya? Vallahi 10 numara gözüküyor. Ay çok acıkmışım. Sen de acıktın mı canım bugün?
Ay evet ya, ne güzel çökelek falan geliyordu. Niye bu sefer kamatla? Ezmeyi bozmuş lan. Ne ya? Hmm, değişmiş. Daha koyu renkliydi bu ezme. Daha lezzetli. Aynen. Vallahi doydum. Ciddi söylüyorum, doydum. Şu kadarca şey diyet. İskender'i bir üstüne sindirmelik yiyeceğim artık. Sindirmelik mi de? İskender tam da sindirmelik bir gıda ya. İşin yoksa sindir. Dayanamıyorum. Neyse sen onları ye, ben seninkilerden de otlanırım. İki porsiyon söylemiş gibi olur. Nasıl fikir ama? Sen doy doy. Sen doy doy. Seninkileri de ben yerim. Afiyet olsun. Ye yavrum, ye. Eyvah. Aa, bence şu İskender'den daha zevkli valla. Yani aç olunca beklerken daha şey olur. Arkadaşın hala devam ediyor. Bir saattir onları bekliyorum valla. Ah, bildiğin doydu. Of. Abi bize bir ezme daha getirsene. Adam geliyor ama boş tabaklarla geliyor. Ya adam tek kalmış resmen. Kalkayım. Hala bekliyordum. Kameramız bile bak hala yiyor. Bu kadar kaldı. Arkadaşlar ne buldum? Beklerken sıkılmamak için başka mı? Biz de oyun oynarız böyle. Sıkılmamak için. Eşim bu arada sigara almaya gitti. Aa, ne oluyor öyle? Ne güzelmiş bu ya. Abi ezmeyi niye götürdün? Ben teşekkürler. Kola alayım mı? Bir ezme al geçen. Aa, sen de mi öyle istedin? Ha? Sen de mi öyle istedin? Valla bir tane yerim lan ezmeyi. Nerede yapacağım? Ben ne istedim? Evet arkadaşlar, yemeklerimiz geldi. Öyleyse bize ne olsun? Söyle. Afiyet bal şeker olsun. Ha. Söyle. Hadi buyurun. Hadi afiyet olsun. Oldu. Soğuk mu? Yoğurdunu biraz alayım da ben dışarıdan. Bana ne? Arkadaşlar video yüksüz yoğurdumun üstüne koydum. Yoğurttan alamıyorum şimdi. Adama ne koyalım buna boşuna? Değil mi? Hı. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Veriyor musun sen sen? Aa, yerim. Affetme. Lavaşı da yiyeyim ben. Arkadaşlar bakar mısınız? Biz yine lavaş söyledik ve tekrar ezmesin.
Kaçma canavarı. Ay çok şükür doyduk ya. Ay hala ezmeye devam ediyor. Yemeği bitti arkadaşlar. Doyamıyor ezmeye. Ay elhamdülillah. Hadi şimdi çaylarımız gelir şirketten. Allah değmen keyfimize. Yoğurdu yiyecek misin? Hı hı. Ev çekti gittik evi aldık. Ondan sonra orası battı. Ne olacak? Biz oradan paramızı almış oluyoruz. Yani. O ne olacak o zaman? Bilemiyorum. Ay çok teşekkürler. O zaman ne olacak? Adamlar kim ne diyecek buna? Size buyurun. En sevdiğin çaylar geldi. He? Altın kim? Her zaman altın oluyordu, şimdi altın. Değil mi? Altın da var. Altın değil mi bu? Altın. Hani altına döndüm. O zaman altın, onu da kullanmıyorum demiş. O zaman kullanmıyorum demiş. Bana altın buluyor, altın. Şimdi düşünürüz. Sarıyer börekçisine ben girdim biliyor musun? Ama çok yağlı. Küt böreği. Bugün buraya gelip kahvaltı yapabildik. Aa ne güzel. Şunlara bak. Rüzgar geliyor. Hmm. Rüzgar geliyor. Ay şu kocamanmış. Kocaman bunu nereye koyalım? 65 liraymış. Aslında tam bizim ev esiyor. Bunlardan mutfağa koyacağım. Güneşe'ye ne gerek var ya? Vay be. Aa, içerisinde kadar kalıyor. Okullar başlıyor ya. Millet oturuyor. Burger yiyelim. Burger yiyelim güzelmiş. Annemler tavsiye ediyordu. Bursa kebap bak. Daha önce geldiğimiz yer. Bak buranın lahmacun da güzel, taş kırın. Oo, kampanya devam ediyor. Ne diyor? İskender, kola, sütlaç. 39 lira. Eve gel, yemek pişir. Ay ay. Ev kur kapanmış. Kim? Ev kur kim? Bizim Ayşe kapanmış. Hani işte sarışın var diye kapanmış. Ne oldu? Şimdi uğraş köpeği eriteceğim diye. İşte ezmeleri götürürken iyiydi. Şimdi köpeğini avuştura avuştura gidiyor. Ezmeler de iyiydi ama. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ezme oldu mu dayanamıyorum. O iyi partinin şey yukarıdaymış. Lavaşla beraber dayanamıyorum hayatta. Burger, Popeyes. Aa, konser mi var? Nerede çalıyor? Nerede çalıyor? Aa, şunun içinden mi gelir ses? Allah Allah. Aa, şurada. Canlı müzik. Vay. Ben dedim burada da hiç öyle şeyler yok. Neyse bir gün geliriz sana. Taksindeki yer gibi yapmışlar. Baksana şunu bak burada. Allah tam sendekmiş valla Türkiye evi. Bir gün gelelim buraya. Mesela doğum günümde gelebilirik. Bir bakalım da ortama. Valla bir doğum günü pazar. Valla gelelim buraya. Yok.
Hadi oyna. Çok mu yapıyorsun? Ne çalıyor? Çarpı çok. Na hakkına gelme. Yanayım, yanayım, ateşlerde para yanayım. O kırmızı dudağından bir öpecek alayım. Sarayım, sarayım. Ateşlerde yanayım. Kırmızı dudağından bir öpecek alayım. Sarayım, sarayım. Ana maskesi çalışıyor. Kim? Ben yeni fark ettim. Kim maskesiz? Aa, kim? Kim? Yaktım sen beni. Amma uzattı. Sen beni. Vuralım şuradan aşağıya doğru. Vurmadan. Vuralım. Oo, camimize bak. Hayır, maşallah.